Bugün Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Nisan ayında %69,8'e yükseldi. Aylık enflasyon %3,18 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun Mayıs'ta tepe noktasına ulaştıktan sonra, burası önemli, öngörüler doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirtti. Böylece enflasyonla mücadele geçiş dönemi sonlanacak ve ay bunu söyleyemiyorum ya. Dezenflasyon sürecine gireceğiz dedi Mehmet Şimşek. Şimdi özellikle dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek. Bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek dedi. İfadeleri böyleydi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuştu akşam saatlerinde. Yaptığı açıklamada önceliğimiz enflasyonu düşürmek olacak dedi. Şimdi ekonomist Abdülkadir Develi Skype bağlantısıyla yayınımıza katılıyor. Şimdi açıklamaları hem bu açıklamaları hem de enflasyon ve verilerini nasıl okumak gerekir? Yorumlarınız nelerdir Abdülkadir Bey? Tabii merakla bekliyorduk biz Nisan ayı enflasyon oranı ne gelecek diye. Ve rakamlarda açıklandı zaten %3,18'lik bir artış durumu söz konusu. Hani biraz %3'ün altında olmasını ben aslında bekliyordum. Çünkü yani konjektüre baktığımız zaman enflasyonun neden arttığını dair ben böyle çok güçlü bir parametre göremedim. Fakat burada da söylendiği gibi bu beklenti yönetimi, yani enflasyona dair beklentilerin halen yüksek olduğunu biz bu rakamlardan anlayabiliyoruz. Önemli olan burada bu beklentinin üstesinden gelebilmek. Bakın şu anda özellikle gelinen noktada hani et fiyatlarından bahsediyoruz. Hatta Nihat Bey'le ben teşekkür ediyorum. CNN Türk ailesine de teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda sosyal sorumluluktur. Çünkü biz enflasyon beklentisinin üstesinden bundan böyle geleceğiz. Bakın dünyada gıda fiyatları %13,5 oranında düştü geçtiğimiz yıl. Et fiyatları %3,5 düştü. Şimdi bizdeki artışı anlamak gerekiyor burada. Neden bizde fiyatlar artıyor? Biz neden enflasyonla karşı karşıyayız? Tabi Ocak, Şubat enflasyonu kısmen Mart enflasyonu da anladık. Çünkü burada iş gücü maliyetlerinin artışı oldu, kira maliyetleri oldu. Fakat küresel konjektüre baktığımızda enerji fiyatları olsun, emtia fiyatları olsun, gıda fiyatları olsun ya yatay seyrediyor veya fiyatlar düşüş durumu söz konusu. Dolayısıyla şu anda içeride iki tane önemli sebep kalıyor. Birincisi güçlü iç talep ki bakın gelmeden yine kredi kartı harcamalarına baktım. Acaba burada Nisan ayındaki harcamalar ne düzeyde? 24 günlük veriler %100'lük artışı gösteriyor. Eğer biz bunu aya tamamlar ise %150'lik bir artış durumu söz konusu kredi kartı harcamaları. Yani halen güçlü ve sıcak bir talep durumu söz konusu. Diğer taraftan ise enflasyon beklentisi burada oldukça önemli. Yani halen enflasyon maalesef şu süreçte alışkanlık hale gelmiş gibi duruyor. Özellikle sizin yayınlarınızda bunu çok konuştuk biz. Et fiyatlarındaki bu spekülatif artışlar, düşüşler yani temel bir gıda olan ve sirkülasyonu çok yoğun olan bir üründe bu kadar olmamalı ki nitekim bu noktada da gerekli adımlar atılmaya başlandı. Fakat burada önemli olan nokta benim TÜFE'den ziyade ÜFE. Çünkü ÜFE TÜFE'den yüksek geldi. Yani ÜFE neyi ifade ediyor? Üretici fiyat endeksini ifade ediyor. Aynı zamanda üretim maliyetini bu noktada temsil ediyor. Şimdi burada TÜFE'nin kalemlerine baktığımız zaman oradan üfeye geçeceğim. Acaba en çok hangi kalem TÜFE'nin artışına yol açtı? Burada %25 olarak yani endeksteki ağırlığı yüksek olmasından dolayı manşet enflasyondan düşük olmasına rağmen gıdadaki artışın bu 3,18 enflasyonun 0,71'ini oluşturduğunu görüyoruz. Yani manşet enflasyona düşük gıda enflasyonu 2 nokta burada 78 fakat ağırlığından dolayı enflasyon üzerine etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Diğeri ise burada ulaştırma maliyetlerinin yine aynı şekilde enflasyonda halen bir baskı unsur olduğunu görüyoruz. Katkısı %0,47 bandında sonra lokanta ve oteller maalesef buradaki katılım hali hazırda devam ediyor. Bu tüketici fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksine geldiğim zaman çünkü bunun altını çizmek istiyorum. Bakın bu üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksi de yüksek olduğu zaman önümüzdeki ay bu TÜFE'ye yansıyacaktır. Yani ilave bir baskı oluşturacaktır. O yüzden biz şu anda bu ay itibariyle ÜFE'ye yoğunlaşmak durumundayız. Buradaki artış kalemlerine baktığım zaman ise acaba hangi kalem daha çok burada ÜFE'nin artışına yol açtı yine gıda.
gıdanın %1,02'lik bir artışı olduğunu görüyoruz burada üfede. Yani bunun bir baskısı olacak. Bu baskıyı biz Mayıs ayında, belki Haziran ayında hissetmeye devam edeceğiz. Aynı düzeyde olmayabilir, fakat bu üfenin tüfeden büyük olması şu anlama geliyor. Önümüzdeki ay tüfe üfeden etkilenecek olumsuz yönde. Yani tüfeyi bu noktada baskılayacak gibi anlıyoruz. Tabii acaba başka bir neden var mı diye baktığımız zaman ise burada özellikle elektrik, gaz dağıtım ve üretiminde bir artışın üfede olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da üfe tüfeden yüksek geldi. Burada önemli olan nokta şu anda TL'de istikrar sağlandı. Bakın bu oldukça önemli. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle Haziran ve Temmuz ayında yüksek orandaki enflasyonla karşılaşmamızın sebebi kurdaki bu değerlenme süreciydi. TL'nin değer kaybetmesiydi. Fakat şu anda böyle bir risk durumu söz konusu değil. Çünkü Sayın Bakan ifade ettiği gibi uygulanan para politikaları aynı zamanda şu anda TL'yi destekleyici yönde. Çünkü biz burada TL'yi sabit tutar isek, TL burada güçlü kalmaya devam ederse, diğer tarafta küresel bazda bir baskı olmadığı zaman biz burada iki şeyle savaşacağız. Bir, güçlü talebin oluşturmuş olduğu olumsuz baskı. Diğer taraf ise beklenti yönetimi, enflasyon beklenti yönetimi. O yüzden ben şu anda Nisan ayındaki enflasyonu büyük ölçüde beklentilerin bozulmasından dolayı, enflasyon beklentilerinin oluşmasından dolayı oluşan bir enflasyonist bir ay olarak nitelendiriyorum. Fakat önümüzdeki aydan itibaren altını çiziyorum. Enflasyonu artıracak, baskılayacak bir parametreye içeride ve dışarıda sahip değiliz. Önemli olan burada sıhhatli bir şekilde fiyatlama sürecinin denetimi ve bunun tüketici farkındalığıyla kontrolün sağlanması. Neden biz burada özellikle Haziran ve Temmuz ayına vurgu yapıyoruz? Çünkü burada bakın Haziran ayında %9,49, Temmuz ayında %9,09'luk bir artış oldu geçtiğimiz yıl. Biz bunları geride bıraktığımız zaman %20'lik bir toplam enflasyonda bir düşüş durumu söz konusu olacak. Burada bununla psikolojik bir etkisi de olacaktır aynı zamanda. Fakat bizim burada daha çok takip etmemiz gereken aylık bazdaki artışın ne kadar azaldığı ve artışı biz nasıl izah ettiğimiz. Şimdi vatandaş eminim can kulağıyla dinliyordur. Şimdi bir yandan da gözüm bu sosyal medyada yapılan yorumlarda, sorularda. Şimdi vatandaşın birçoğu şey demiş. Yani işte bir ekonomi enflasyonla mücadele var. Ama fahiş fiyatçılar hiçbir şeyin fiyatını düşürmüyor. Yani özellikle işte birçok üründe hala fiyatların aynı olduğunu söyleyenler var. Tamam, bir çok az da olsa bir ateş, hani geçtiğimiz haftayla karşılaştığımız özellikle tavukta, kırmızı ette falan söylüyoruz ama tabii bu ne ki yani, şimdi çok daha çok yüksek fiyatlar. Onun düşmesi için daha bir mesafe var. Şimdi Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada işte Mayıs'ta tepe noktasına ulaştıktan sonra düşüş bekleniyor diyor ya. Şimdi özellikle daha basit bir şekilde vatandaş, ya kardeşim biz bunun tam anlamıyla etkisini, cebimize etkisini ne zaman görürüz, hissederiz diyor. Yani hep böyle konuşulan tek haneli enflasyon. Şimdi anladığımız kadarıyla hedef 2026 yılı. 2026 yılı için %9 ile tek hane öngörülüyor enflasyonda. Doğru mu Abdülkadir Bey? Bu alınan önlemler veya bu ekonomi programıyla gidişat bu yönde mi, doğru bir şeyde mi, seyirde mi? Yani vatandaş ne anlamalı? Tek hane enflasyon ne zaman tek hane olacak? 2026'da mı? Ne zaman göreceğiz bunu? Sayın Bakan'ın geçen hafta çok güzel bir sunumu oldu. Ben de çok beğendim. Burada enerjiden düşük karbon üretime kadar, sanayideki dönüşüme kadar birçok konu ele aldı. Ve orada sunumda şu ifadeyi kullandı. Yapılan araştırmada, yani 50 ülkeyi kapsayan bir araştırmada uygulanan parasal politikaların enflasyon üzerindeki etkisi ne zaman tam olarak sonucunu verdi ne dair bir çalışmayı söyledi. 3,4 yıl dedi. Yani şok öncesi döneme dönmek için 3,4 yıla ihtiyaç var denildi. Dolayısıyla bizim bu süreci daha hızlı şu anda eğer beklenti yönetimini bu noktada iyi kontrol edebilir isek daha hızlı bir şekilde 2026 yılında bu hedefe ulaşmak şu an görünür vaziyette. Çünkü bu uygulanan politikaların bakın şu an ABD'de bile
Biz Haziran'da bekliyorduk faiz indirimi, sonra işte Eylül'e attılar, sonra Kasım'a attılar. Böyle beklenti sürekli karmaşık bir halde. Neden? Çünkü dirençli bir enflasyon var. Dolayısıyla burada uygulanan politikaların etkileri için biz bu zamana ihtiyaç var bu noktada. Tabii biz yılın ikinci yarısı neden işaret ediyoruz? Çünkü yıllık bazdaki artış bu özellikle Haziran ve Temmuz aylarının geçişiyle beraber hızlı bir şekilde düşecek. Ve sonrasındaki aylık bazdaki artışlara biz bakacağız. Yani burada %2'nin altında, %1,5'un altında aylık bazdaki artışları biz bu noktada takip edeceğiz. Sonrasında önümüzdeki yıl ise bilindiği üzere işte %14, %15'lik hedef durumu söz konusu. Tabii burada önemli olan nokta bu. Ben hep altını çiziyorum. Küresel bir şok olmadığı sürece, ki bakın şu anda aynı zamanda enflasyonu destekleyici veriler gelmeye başladı küreselde de. Neden? Çünkü enerji fiyatları küresel ısınmanın soğumasıyla beraber aslında Orta Doğu'da bir düşüş seyrine girdi. Bu aynı zamanda küresel enflasyonların da aynı zamanda olumlu yönde etkileyecektir. Dolayısıyla burada TL'nin güçlü kalması, stabil olması, altını çiziyorum çünkü biz bundan dolayı geçtiğimiz yıl ciddi anlamda enflasyonla karşı karşıya kaldık. TL'yi güçlü tuttuğumuz zaman, cari denge iyileştiği zaman bu noktada, Merkez Bankası'nın rezervleri arttığı zaman, daha fazla yabancı sermaye girişini biz bu noktada sağladığımız zaman, ki özellikle uluslararası sermaye merkezleri olsun, finans kuruluşları olsun, kredi kuruluşları olsun, Türkiye'de burada not artımı yapıyorlar ve aynı zamanda tavsiyede bulunuyorlar. Bu neden söylüyorum? Burada güçlü TL ile de enflasyonun desteklenme durumu söz konusu. Dolayısıyla burada bu politikalar devam ederse ben, hatta yılın son çeyreğinde belki de beklenenden daha hızlı bir şekilde enflasyon düşüşüyle karşı karşıya kalacağız. Ya tabii beklenti burada, benim beklentim %40'ın üzerinde bir rakam ile yılı kapatmak. Fakat sonraki yıl işler daha kolay olacak diye düşünüyorum ben. 2026 yılında nihayetinde tek haneli rakamla ulaşmak mümkün. Evet, 2026 yılında tek haneye ulaşacağız. Bu mümkündür dediniz. Abdülkadir Bey'in bir Evet, galiba benim katkısı bir olacak. sorum vardı. Şimdi Sayın Bakan dedi ki, Abdülkadir Hocam, Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra keskin bir düşüş olacak dedi. Fakat siz sadece tüketici fiyat oranlarının değil, üretici de dikkate alarak bir değerlendirme yaptınız. Üreticiyi dikkate aldığımızda bu keskin düşüş olabilecek mi? %40 hedefine ulaşabilecek mi? Tabii bu önemli bir soru. Şöyle, yıllık bazdaki keskin düşüşü biz yaşayacağız burada Temmuz-Haziran'da. Çünkü oradaki %9'luk 10'luk aylık baz artışını geride bıraktığımız zaman enflasyon birdenbire %20 oranla yıllık bazda düşmüş olacak. Özellikle Mayıs ayından sonraki bu 2 ay içerisinde. Tabii burada aylık bazdaki takipleri yapmak gerekiyor. Üretici fiyat endeksi, yani hani yapısal reformlardan bir sürekli bahsediliyor ya, hani Sayın Bakan da bundan bahsetti burada. Burada önemli olan rekabetin artırılması, burada kayıt dışılığının azaltılması, katma değerli üretimi bu noktada artırılması yine bu şekilde önemli. Ve üretim, mesela ben hep şunu söylüyorum, enflasyon, yani ekonomik politikaların aynı zamanda tarım politikalarıyla da desteklenmesi gerekiyor. Yani biz burada gıdaya dair hedefleme yaparken, hani bu tavuk fiyatları neden çok arttı, buna dair biz de çok konuştuk CNN Türk ekranlarında. Bunun sorduğum zaman işte üreticiler şunu söylediler. Efendim, ihracat olduğundan dolayı da fiyatlar arttı. Şu an ihracata bir kısıtlama geldi. Dolayısıyla burada etki analizine ihtiyacımız var. Yani biz tavuğu ne kadar çok ihraç edersek veya ne kadar az ihraç edersek fiyatlar üzerindeki etkisi ne kadar olacaktır noktasında daha fazla analize ihtiyacımız var. Evet. Yani tarım politikasıyla özellikle gıdanın bu noktada desteklenmesi gerekiyor. Evet.